Şok, şok, şok. Doktor Faruk Öncel yöntemini denedi. 2 haftada tam 15 kilo verdi. Diyet programlarını alt üst eden yöntemin sırrı ne? Kardelen'i seyredin ve gözlerinize inanmaya hazır olun. Doktor Faruk Öncel müthiş zayıflama yöntemiyle çarşamba günleri saat 13'te Kardelen'de. Ya Taniye'cim meşhur oldun sen artık. Evet. İmza falan isteyebilirler yakında sende. Evet istiyorlar sende. Mahallede arkadaşlar. İstiyorlar mı? 4 yaşında kızım var Zeynep. Ona selam ediyorum. Devamlı diyor bay bay yapmıyorsun. Ona bay bay yapayım buradan. Evet bye çok bye. Yedim çok içtim. Yani çok mutluyum. Doktorumu dinledim. Kulağımdaki şeyler çok önemli yani. Hiç düzenli uyuyorum. Ne güzel. Çok mutluyum yani. Çok dirençliyim. Çok yedim yani. Çok içtim hiç aç kalmadan. Sinir sistemim evet, bozulmadı evet, tabii. Yok hiç olmadı. Aa, bir de şey çok önemli. Ben yani... çok sinirliyim yani. Çok öyle stresli mi? Bir insanım. Ufacık bir şey yani. Çok şey yaparım. Şu anda çok iyiyim yani. Harika çünkü evet. Sen niye buraya geldiği zaman nasıl mutsuz bir ifadesi vardı. Evet. Şimdi yüzü gülüyor ve kendinden daha emin. Hiç Taniye. Yani dünyadan bıkmıştım yani. Hiç böyle şeyim yoktu. O kadar yani şeydim. O kiloları için ama şimdi çok mutluyum. Beyaz ne kilo güzel. Verdim. Ama evet. Sen mutlu ol biz olalım. Evet. Hedefimiz kaç kilo Faruk? Efendim tabii ki sağlıklı kilo haline dönmesi için Saniye Hanım tabii ki rahatsızlıkların tedavisi önce çok önemli bizim için. Önce rahatsızlıklarını yani kilo alış sebeplerini tedavi ediyoruz ve daha sonra da tabii estetik yönü de çok önemli, hareketleri çok önemli. Bunun için de vücudundaki o yağların eridikçe kendisi daha kendini sağlıklı hissettiği kilo çok önemlidir. İlla herkes Sibel Turnagöl gibi incecik böyle dünyanın en güzel kadını gibi olmak durumunda değil. Teşekkür ederim. İlla sizin gibi olması gerekmiyor. Ama idealde siz varsınız herkesin gözünde. Ama tabii ki sizin gibi olmak ister. Ama o kadar da değil tabii ki. Herkesin kendi sağlığını, tabii vücudunun yani kaldırabileceği kilo ideal vardır. Kilosudur. Ona evet. Göre çizeceğiz. Şimdilik hedefimiz ikili rakamlara ineceğiz. İkili rakamlara ineceğiz Taniye. Evet. İnşallah. Evet Taniye öpüyoruz biz hemen. Çok teşekkür ederim. Biz çok teşekkür ediyoruz sana. Alkışlayalım değil mi bu başarıyı? Evet yani bunun altında şu var. Şu çok önemli. Herkes soruyor tabii ki Saniye Hanım'a da demin dikkat ettim seyirciler arasında da çok soru var. Bize de çok sorular geliyor. Nasıl oluyor? Birazcık ondan bahsedelim mi? Evet Saniye Hanım'ın yerini evet. Alalım. Evet ondan sonra biz burada devam edelim Faruk'cığım. Evet. Nasıl oluyor? Şimdi efendim insan vücudu mutlaka rahatsızlıklarla yani düzensizliklerle karşı karşıya. Eğer düzenli gidiyorsa her şey düzenli gidiyorsa asla vücudumuz kilo almaz. Asla kilo almaz. Ama bir şeyler bozuluyorsa o zaman başlıyor. Onu düzeltmeden de asla kilo verilmez. Verilir. Sünger gibi sıkılmış olur, tekrar eski haline döner. Şimdi piyasada görüyoruz birçok insan, hekimler de dahil olmak üzere, birçok şeyler yaptıklarını zannederek yanlışları insanımıza sunuyorlar. Mesela 3 noktaya raptiye takıyorlar. Bu nereye takıldığını bilmeden, vücuda ne yaptığını bilmeden ve vücudun ne rahatsızlığı var ki onu tedavi için takıyorsunuz bunu bilmeden kulağa bir şeyler takılıyor. Bir. Bilinçsizce. Bilinçsiz ve yanlış ve herkese aynı 3 noktaya takılıyor. Bu aldatmacadan başka bir şey değildir. Bu tespit edilmeyen hiçbir rahatsızlık tedavi edilmeyeceği gibi herkesinki de 3 nokta olmamalıdır. Bu aldatmacadır. Bunu aydınlatmak istiyorum. Bir. İkincisi, buradan Sağlık Bakanlığı'na bir çağrıda bulunmak istiyorum. Toplumun sosyopsikolojisini bozdular. İsim veriyorum kimler? Diyetisyenler. Kimdir diyetisyenler? 2 yıllık meslek yüksekokulu diyet ve beslenme tedavisi bölümü mezunları. Bunların görevi ve yeri nedir? Bunlar hastanede doktorların arkasında yani yataklı tedavi kurumlarında yatan hastaların yeme içmelerini doktor düzenler. Doktorun verdiği menüyü aşçıya götürüp ve bunları takip eden kişiye diyetisyen diyoruz. Hastanelerde görev yaparlar. Bunların muayenehane açma, insan vücudunu tedavi etme veya bu hastalığı düzeltme veya bunu tedavi etme hakları asla yoktur. Faruk, işte bunların... diyetisyenlerin uçmuna uğramayalım. Hayır efendim, ben apaçık söylüyorum. bütün kanunlar açıktır. Türk Tıp Kanunu, Osmanlıcasını söylemek istiyordum ama... Söyle şöyle.
Tebaabat-ı Şuhabat-ı Sanat'ın tarzına dair icra kanunu gereği mutlaka ve mutlaka insan vücudu sadece doktorlara teslim edilebilir. Onun için muayenehane adı altında veyahut da özel danışmanlık adı altında açılmış olan bu merkezlerde sanki doktormuş gibi sizi tartıyorlar, muayene ettiklerini, kan tahlili istiyorlar ve bir sürü sizi aldatan şeyler yapıyorlar. Bunların hepsi fiyasko ile sonuçlanıyor ve bunların hepsi yanlış ve hepsi hak sahibi olmadan kanuna aykırı davranıyorlar. Sizin vücudunuz şişmanlıyorsa bir rahatsızlıktan dolayıdır. Bu rahatsızlık tedavi edilmeden asla kilo veremezsiniz. Vermiş olduğunuz kilolar sadece kendinizi aç bıraktığınız psikoza koyduğunuzdan dolayıdır. Bundan dolayı mutlaka ve mutlaka buna dikkat edin. Asla bir doktor dışında bir kimseden bu konuda yardım almayın. Üçüncü şık da, üçüncü kişilerde spor salonları. Bakın spor salonlarında kesinlikle kilo veremezsiniz. Asla, sadece ter atarsınız, su kaybedersiniz. Bir saat yürüyen bir insanın... Bir şey söyleyeceğim. Önemli, ilgili. Hemen takip et. Takip edelim cümlede. Ben spora gittim de 3 kilo aldım, onu söyleyecektim. Evet. Ve bakın bir saatte... Bakın bir saatte yürüdüğünüz zaman 70 kilokalori enerji harcarsınız. Bir gram yağ yandığı zaman 9.4 kalori enerji açığa çıkar. Yani siz bir saat yürümekle 6.5 gram yağ tüketmiş olursunuz. Peki siz bir kilo vermek için ne kadar yürümeniz gerekiyor? 10 saat yürürseniz 65 gram yağ tüketmiş oluyorsunuz. 150 saat yürüdüğünüz zaman ancak bir kilo yağ eritmiş oluyorsunuz. Düşünebiliyor musunuz? Yani siz boşu boşuna hoplayıp zıplıyorsunuz. İçerideki kimya değiştirilmeden istediğiniz kadar sıkın, aynı hale döner. Çünkü o kimya değişmeli. Vücudun kilo aldıran sebepleri teşhis ve tedavi edilmeli. Bizim yaptığımız budur. Başarılı olmamızın altında bu gerçek vardır. Teşekkür ederim efendim. Bravo. Evet. Peki bizim Kilale içimizi ne yapacağız sen? Gencecik kiloları zayıflatır. Yani. Zayıflamayacak hiçbir insan yoktur. Bakın efendim. Şimdi diyetler. Her şey sanki içmekle çok içtiğinizden dolayı sanki kilo alıyorsunuz. Asla böyle bir şey yok. Doğru şeyler yemediğinizden ve doğru şekilde beslenmediğinizden dolayı kilo alma oranı vardır mutlaka. Ama hastalıktan kilo alma, hormonların bozulmasından kilo alma, lohusalıktan kilo alma, depresyondan kilo alma, kullanılan ilaçlardan, kullanılan serumlardan kilo almalar, yaşanan travmalardan kilo almalar. Düşünebiliyor musunuz? Bunların hepsi kilo alış sebebi. Bazıları da travma geçirince zayıflıyor falan. Onda bir tanesi, 10 şıktan bir tanesi yemekle. Bakın çok yemekle değil. Bazı insanlar vardır, çok yemezler. Bakın hipotiroidi ve hipoglisemi vakaları vardır, hastaları vardır. Bunlar diyetisyenler de asla kilo veremezler. Asla kilo veremezler. Çünkü vücutlarının kimyası bozuk. Kimyaları bozuk olduğu için hipoglisemi, yani kan şekerleri düşük. Bunu düzeltmeden asla kilo veremezler. Daha çok kilo alırlar. İşte onların tedavi edilmesi lazım. Bunlar tedavi edildikten sonra, evet bunlar tedavi edilmediği halde ne oluyor? 3 kilo sıkıyor, 5 kilo sıkıyor, veriyor. Verdikten sonra çaresizliğe düşüyor. Ve depresyona giriyor. Şu anda sosyal psikoloji bozuk durumda. Bunu mutlaka üst düzey yetkililere uyarıyorum ve bir hekim olarak açık söylüyorum. Buna çeki düzen vermek gerekiyor. Kanunlarımız bizim daha mutlu, daha sağlıklı yaşamamız içindir. Bu insanların başıboş bırakılması veya bunların insanlarımızı, toplumumuzu daha hastalandırıcı hale getirmesine asla müsaade etmeyelim. Etmiyoruz. Evet. Evet. Şimdi reklamlar, reklamlardan sonra yine birlikteyiz.